2020 AYT sorusuyla başlıyoruz. Bütün terimleri pozitif ve ortak çarpanı R olan bir AN geometrik dizisi için A1 eşittir 1 bölü 2 artı R, A7 eşittir A5 artı 12 çarpı A3, buna göre A8 kaçtır? Bir geometrik dizide genel terimi şu şekilde yazıyorduk. AN eşittir A1 çarpı R üssü N-1. Bir geometrik dizi demek ardışık terimleri oranı birbirine eşit olması demekti arkadaşlar. Hemen şu ifadedeki A7'yi, A5'i ve A3'ü A1 cinsinden yazalım. A7'yi bulmak için şurada en gördüğüm yere 7 yazacağım. Yani A7 eşittir A1 çarpı R üssü 7-1'den 6. Eşittir A5. A5 demek A1 çarpı R üssü 5-1'den 4. Artı 12 çarpı A3. A3 gördüğüm yeri de A1 çarpı R üssü 3-1'den 2 yani R kare. Sorunun başında bütün terimleri pozitif deniliyor. Yani A1 nedir? Sıfırdan büyük. Ve aynı şekilde bu durumda R de sıfırdan büyüktür. Her tarafı A1'e bölebilirim. Bir tanımsızlık yok. Geriye kalanları bir yazalım. R üssü 6 eşittir. R üssü 4 artı 12 tane R kare. Sağ tarafta da arkadaşlar 4 tane R, diğer tarafta da 2 tane R. R kare parantezine alırsam buradan R kare artı 12 gelecektir. Her tarafı da R kareye bölersem yine R sıfırdan büyük olduğundan dolayı solda ne kalıyor? 4 tane R kalıyor. Eşittir R kare artı 12. Şimdi sağdakilerini sol tarafa atalım. R üssü 4 eksi R kare eksi 12 eşittir 0. Bu eşitliği sağlayan R değerlerini bulmaya çalışalım. Çarpanlarına ayıralım. R üssü 4'ü ben R kare R kare. Eksi 12'yi de eksi 4'e artı 3 şeklinde yazıp şu çaprazdakini çarpıp toplarsam ortadakini verir mi? Verir. Bu durumda bu ifadeyi şu yataydakilerini kendi aralarına toplayıp çarpacağım. Yani R kare eksi 4, R kare artı 3 eşittir 0. Sonucun 0 olması ya bunun 0 olması veya bunun 0 olması demek. Buradan R kare eksi 4 0 ise R kare eşittir 4. Buradan R'miz 1 artı 2 bir de eksi 2 ol. Ama R 0'dan büyük olacağından dolayı R 2'dir. Aynı şekilde R kare artı 3 eşittir 0'dan R kare eşittir eksi 3. Herhangi bir reel sayının karesi negatif olamaz. Buradan R gelmez. Demek ki R'miz 2'dir diyoruz. Peki R değerimiz 2 ise bulduğumuz R değerinde gelip şurada yerini yazalım. R'miz kaç? 2. Orada R gördüğüm yeri 2 yazarsam A1'imiz 1 bölü 2 artı 2 olur. Paydaları eşitlersem 2 kere 2 4 artı 1'den 5 bölü 2. Bizden istenen A8'i nedir deniliyordu? A8'i de genel terimden A1 cinsinden yazalım. A1 çarpı R üssü 8 eksi 1'den 7. A1 değerimiz 5 bölü 2 idi. R'mizi de 2 bulduk. Bu da 2 üssü ne oldu? 7 oldu. Şuradaki 7 tane 2'den bir tane sadeleşirse geriye 6 tane 2 kalır. Yani sonuç 5 çarpı 2 üssü 6. Bu da 5 çarpı 64 yapar. 5 çarpı 64'ten de 320 gelir. Cevabımız E seçeneği çocuğum. 2020 AYT'nin diğer sorusuyla devam ediyoruz. AN reel sayılar dizisi her n pozitif tam sayısı için AN artı 1 eşittir AN artı eksi 1 üssü n çarpı AN bölü 2 eşitliğini sağlamaktadır. A5 18 olduğuna göre A1 kaçtır? Şuradaki ifadeyi düzenlemeye çalışalım. Bakın sol tarafta AN'ler ortak. AN ortak çarpan parantezini alırsam yani AN artı 1 eşittir AN parantezinde 1 artı eksi 1 üssü N bölü 2 olmuş olur. Bu tarz sorularda AN'li veya AX'li ifadeleri yan yana getirmeye çalışalım. Her tarafı da AN'e bölersem veya AN'i öbür tarafa bölüm olarak atarsam ifadem şu olmuş oluyor. AN artı 1 bölü AN eşittir 1 artı eksi 1 üssü n bölü 2. A5 değeri 18 olarak verilmiş ve bizden A1 değeri isteniyor. Bu ifadede en gördüğüm yere ne yazalım? 5 yazarsam pay kısım A6 olur. En gördüğüm yere 4 yazalım. Ve geriye doğru gelelim arkadaşlar ki A1'i elde edelim. O halde oradaki ifadede en gördüğüm yere ne yazıyorum? Şunun tamamında 4 yazıyorum. AN artı 1'de en gördüğüm yere 4 yazarsam A5 bölü A4 olur. Sağ tarafta da en gördüğüm yere 4 yazıyorum. 1 artı eksi 1'in 4. kuvveti 1 bölü 2 oluyor. Buradan da paydaları eşitlersem 3 bölü 2. Şimdi devam edelim. Bir de en gördüğümüz yere 3 yazalım. 3 yazarsam AN artı 1'deki en gördüğüm yere 3 yazarsam A4 olur. Bölü A3 eşittir. 1
A artı eksi 1'in kübü ne yapar? Eksi 1 yapar. Bölü 2. Paydaları eşit dersen 1 bölü 2 olur. Sonra en gördüğüm yere 2 yazarsam arkadaşlar. A n artı 1'de n'e 2 dersek A 3 olur. Bölü A 2. Eşittir 1 artı eksi 1'in karesi. O da 1 demek 1 bölü 2. Paydaları eşitledim. Yine 3 bölü 2 oldu. Son olarak en gördüğüm yere 1 yazarsam. A n artı 1'de en gördüğüm yere 1 yazdım. A 2 paydam da A 1. Eşittir. 1 artı eksi 1'in birinci kuvveti ne yapar? Eksi 1 bölü 2 olur. Buradan da paydaları eşitlersen 1 bölü 2 olur. Şimdi bunları alt alta ne yapalım arkadaşlar? Şöyle çarpalım. Bunları alt alta çarparsam şuraya yazalım bakın. A5 bölü ne? A4 çarpı A4 bölü A3 çarpı A3 bölü A2 çarpı A2 bölü A1. Sağ tarafta da 3 bölü 2, 1 bölü 2, 3 bölü 2 ve 1 bölü 2 olur. Bakın şu çaprazdakiler. A4'ler, A3'ler, A2'ler ne yapılır? Sadeleşir. Ve geriye pay kısmında A5, pay tadı sadece A1 kalır. Buradan da arkadaşlar şuradaki 3 çarpı 3'ten 9, payda da 4 tane 2 var. Çarparsam 16 olur. A5 değeri kaç olarak verilmişti bize? Bakın 18 olarak verilmiş. Bunu da yerine yazarsam 18 bölü A1 eşittir 9 bölü 16 olur. Buradan 18'e 9 sadeleşti 2. İçer dışar çarpımı yaparsam A1 eşittir 2 çarpı 16 olur. Buradan da 32 gelir çocuğum. Cevabımız D seçeneği. 2019 AYT sorusuna geçiyoruz. Herhangi ardışık 3 teriminin toplamı birbirine eşit olan bir AN dizisi için A2 artı A3 eşittir A4 eşittir 2 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre A1 artı A2'den A25'e kadar toplamının sonucu kaçtır? Herhangi ardışık 3 terim toplamı birbirine eşit deniliyor. Ardışık ilk 3 terim toplamı yani A1 artı A2 artı A3, sonraki ilk 3 terim toplamı A2 artı A3 artı A4'e eşitmiş. A2 ile A3'ün toplamı 2. Yani şurası 2. Burası da 2. Sonra A4'ün değeri de 2'ymiş. Bu da 2. Dikkat ederseniz bir de arkadaşlar şunların toplamı ne oluyor? 4 oluyor. Herhangi ardışık 3 terim toplamı daima 4'e eşitmiş. Şunları da bir yazalım. A1 artı 2 eşittir 2 artı 2. Şu 2'yi karşıya attım. Buradan da A1 değerinin 2'ye eşit olduğunu söyleriz. Bizden şunun toplamı isteniyor. Yani şunu şöyle bir yazalım. A1 artı A2 artı A3 artı A4. Bu şekilde gidiyor gidiyor gidiyor. A23 artı A24 artı ne? A25. Şimdi burada 25 tane terim var. İlkini hariç tutarsam kaç tane terim oluyor? 24 tane terim oluyor. Ve ardışık 3 terim toplamı da daima nereye eşitti? Şuradaki 4'e eşitti. O zaman şurası 4 oluyor. Bundan sonraki A5'ten başlayıp A6, A7 o da 4. En son şuradaki son 3'ünün toplamı da 4. Peki buradan bakın kaç tane terim var? 24 tane terim var. Kaç tane üçlü grup var? 24 bölü 3, 8 tane üçlü grubumuz var. Her bir üçlü grubun toplamı da 4 ise buradan 8 çarpı 4, 32 gelecek. Bir de arkadaşlar şurada ne vardı? A1 vardı. A1'in değerinin de 2 olduğunu söyledim. Demek ki tüm toplam 2 artı 8 çarpı 4, 32, 34'e eşitmiş. Cevabımız A seçeneği. 2018 AYT sorusu. Terimleri birbirinden farklı ve ortak farkı R olan bir AN aritmetik dizisi için A1 eşittir 3R, A6 eşittir A2 çarpı A4 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A10 kaçtır? Bir aritmetik dizinin genel terimini A1 cinsinden nasıl yazıyorduk arkadaşlar? A1 artı N-1 çarpı ne diyorduk? Ortak fark. R dediğine göre R diyeceğiz. Şimdi şuradaki terimlerin hepsini A1 cinsinden yazmaya çalışalım. A6 gördüğüm yere yani şurada en gördüğüm yere 6 yazacağım. A1 artı 6 eksi 1 5R eşittir. A2 gördüğüm yere de A1 artı 2 eksi 1R çarpı A4 gördüğüm yere de A1 artı 4 eksi 1 3R. A1'in değeri 3R olarak verilmiş. O halde şuralarda A1 gördüğüm yere 3R yazacağım. Yani bu ifadem 3R artı 5R eşittir. 3R artı R çarpı 3R artı 3R olur.
Sonra şunları toplarsam 3R artı 5R'den 8R eşittir. 3R artı R'den 4R çarpı şurası da 3R artı 3R'den 6R. Terimleri birbirinden farklı dediğinden dolayı R sıfırdan farklıdır. Her tarafı R'ye bölersem şu R'ler birbirini götürür. Buradan 8 eşittir. 4 çarpı 6 24R. Her tarafı 24'e bölersem R'miz 8 bölü 24. Yani 1 bölü 3 olur. Bizden A10 nedir deniliyordu? A10 ifadesini de A1 cinsinden yazarsam A1 artı N-1 10 eksi 1'den 9R olur. A1'in değeri de zaten 3R idi. Bunu da yerine yazdım. Bir de 9R buradan gelecek. Topladığım zaman 12R. R değerini de 1 bölü 3 olarak bulmuştum. Gelip yerine yazarsam 12 çarpı 1 bölü 3'ten 4. Cevabımız D seçeneği çocuğum. 2017 LYS sorusu. AN bir aritmetik dizi olmak üzere A10 ile A7'nin toplamı 6, A9 ile A6'nın farkı 1 eşitliklikleri veriliyor. Buna göre A1 kaçtır? Bir aritmetik dizinin genel terimini yazarken şunu kullanıyorduk. AN eşittir A1 artı N-1 çarpı R. Buradaki R bizim ortak farkımız, A1 de bizim ilk terimiz. Yani ilk terimle R belliyse istediğim her terimi yazabilirim. Şuradaki ifadeleri de ne yapalım? A1 ve R cinsinden yazmaya çalışalım. A10 gördüğüm yere A1 artı 10 eksi 1 yani 9R diyorum. A7 gördüğüm yere de genel terimden en gördüğüm yere 7 yazarsam A1 artı 7 eksi 1 6R diyorum. Buranın sonucu 6'ya eşitmiş. Bakın A1 ile A1'in toplamı 2 tane A1 var. 9R ile 6R'yi toplasam 15R. Bu da eşittir 6'ya eşitmiş. Hemen şuradaki ifadeye de bakalım. Şunları da A1 cinsinden yazmaya çalışalım. A9 gördüğüm yere A1 artı 9 eksi 1 8R yazıyorum. Eksi, eksi. A6 gördüğüm yere de A1 artı 6 eksi 1 5R. Başında da eksi olduğuna göre A1 eksi 5R şeklinde yazabilirim. Eşitmiş 1. Artı A1 eksi A1 gitti. 8R'den de 5R çıkartırsam 3R kalır. 3R'miz demek ki 1'e eşittir. Bizden istenen A1 nedir deniliyordu? A1'i bulabilmek için arkadaşlar 3R 1 ise şuradan bakın 15R ifadesi var. 15R'yi yerine yazarsam A1'i bulabilirim. Eğer tarafı 5'e genişletirsem 15R eşittir 5 olur. Bunu da gelip şöyle şurada yerine yazarsam buradan bakın 2 tane A1 artı 15R'ye gördüğüm yere 5 yazdım eşittir 6. 5'i karşıya atarsam 2A1 eşittir 1. Her tarafı da 2'ye bölersem A1 değeri 1 bölü 2 olur. Cevabımız E seçeneği. 2016 LYS sorusuna geldik. AN bir geometrik dizi olmak üzere eşitliği veriliyor. A2 3 bölü 2 olduğuna göre A4 kaçtır? Geometrik dizimizde genel terim şuydu. AN eşittir A1 çarpı R üssü N-1. Bir geometrik dizi demek ardışık terimleri oranı birbirine eşittir. A1 ile R belli ise istediğim her terimi yazabilirim. O halde şu kısımdaki bütün terimleri A1 ve R cinsinden yazmaya çalışmamız lazım. Hemen bakın A5 gördüğüm yere ne yazacağım? Şu genel terimde en gördüğüm yere 5 yazacağım. Yani A5'in değeri A1 çarpı R üssü 5 eksi 1'den 4. Bir de orada A3 var. A3 gördüğüm yere de A1 çarpı R üssü 3 eksi 1'den 2 yazacağım. Şimdi dilerseniz gelip bunları yerine yazalım. A5 gördüğüm yere A1 çarpı R üssü 4 eksi A1 dedim. Bir de bakın buradan A3'ün karesi var. Yani şuradaki A1 çarpı R karenin karesini alacağım. O kare hem A1'in karesidir hem de R karenin karesi yani R üssü 4 diyorum. Eksi A1'in karesi eşittir 4 bölü 9. Pay kısmına A1 ortak çarpan parantezini alırsam R üssü 4 eksi 1 gelir. Paydayı da A1'in karesi parantezini alırsam buradan da R üssü 4 eksi 1 gelecek. Eşittir 4 bölü 9. Buradan R üssü 4 eksi 1'ler sadeleşir. Şuradaki A1 ile A1'in karesindeki bir tane A1 sadeleşecek ve burada sadece A1 kalacaktır. Şimdi buradan içer dışar çarpımı yaparsam 4 tane A1 eşittir 9 çarpı 1'den 9 olur. Ve buradaki A1 değerimiz 9 bölü 4 olarak karşımıza çıkar. Soruda A2 değeri de 3 bölü 2 olarak verilmiş. Geometrik dizi ne anlama geliyordu? Ardışık terimleri oranı birbirine eşittir. Ve ardışık terimleri oranı daima R demektir. Yani R eşittir A2 bölü A1 yazabilirim. A2 değeri 3 bölü 2. A1 değeri de nedir? 9 bölü 4. Bunları böleceğim. Pay kısmını aynısını yazıp paydayı ters çeviriyordum. 4 bölü 9 diyordum.
Bakın şurada 2 ile 4 sadeleşti işte 2. 3 ile 9 sadeleşti işte 3. O halde buranın cevabı kaç oldu? 2 bölü 3 oldu. Bizden A4 nedir deniliyordu? A4'ü bulmak için de tekrar genel terimden faydalanaraktan A4 eşittir A1 çarpı R üssü 4 eksi 1'den 3. A1 değerimiz 9 bölü 4'tü. R'yi de arkadaşlar 2 bölü 3 buldum. Buradan da 2 bölü 3'ün kübü diyeceğim. Bu da eşittir 9 bölü 4 çarpı 2 bölü 3'ün kübü de 8 bölü 27 yaptı. 9 ile 27'yi sadeleştirdim 3. 8 ile 4'ü sadeleştirirsem 2. Cevabımız 2 bölü 3 yani A seçeneği. 2015 LYS sorusu. N 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere N'in en büyük asal böleni. Yani şu sembol ne demek? N'in en büyük asal böleni demek. Eğer N'in en büyük asal böleni 10'dan küçükse cevabımız 1 olacak. N'in en büyük asal böleni 10'dan büyükse de cevabı eksi 1 biçimde tanımlanıyormuş. Buna göre 15'ten 30'a AN toplamı kaçtır diyor. Şimdi şu neyi ifade ediyordu arkadaşlar? En gördüğüm yeri 15'ten başlayıp 30'a kadar yazıp bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Yani bu ifadem A15 artı A16 artı A17 nokta 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 artı A30'a kadar toplamı ifade ediyor. Şimdi buraya baktığımız zaman 15'ten 30'a 30 eksi 15 artı 1 16 tane terim var. Ve her terimin en büyük asal böleni bulup birden büyük mü küçük mü ona bakıp sonuçları söyleyeceğiz. Şu en büyük asal böleni eğer 10'dan büyükse cevap eksi 1'di. Acaba en büyük asal böleni 10'dan büyük olan hangi terimler var? Şimdi 15'ten şöyle başlasak 15'in en büyük asal böleni 5. 10'dan büyük değil. Peki 16 büyük değil. 17'ye baktığımız zaman A17'nin sonucu en büyük asal böleni 17. Asal zaten 10'dan büyük. Demek ki buranın cevabı eksi 1'dir arkadaşlar. A18 desem en büyük asal böleni kaçtır burada? 3'tür. Geçiyorum. 19 desem asal ve en büyük asal böleni 10'dan büyük. Buranın sonucu da eksi 1'dir. 20 desem 5. 21 desem arkadaşlar 7. 22 desem 11. 2 çarpı 11. En büyük asal böleni 11. O halde A22'nin de sonucu eksi 1'dir. Çünkü eksi 1'li olanları bulacağız. Geri kalanlar otomatikmen zaten hepsi 1 olacak. O halde bu eksi 1'leri bulalım. 23 desem zaten asal sayı ve en büyük asal böleni 10'dan büyüktü. Buranın da sonucu eksi 1'dir. 24 desem 10'dan büyük değil. 25 desem en büyük asal böleni 5. 26 desem 2 çarpı 13 en büyük asal böleni 13 olduğundan dolayı 10'dan büyük. Buranın da sonucu eksi 1. 27 desem en büyük asal böleni zaten 3'ün kübüdür. 3'tür. Değil. 10'dan büyük değil. 28'den desem değil. 29 desem en büyük asal böleni 29. Asal sayı zaten. Bu da nedir? Eksi 1'dir. Peki kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane eksi 1'i toplasam eksi 6. Ne dedim ben size? Burada kaç tane terim vardı? 16 tane terim vardı. Arkadaşlar 6 tanesi eksi 1'li olansa geri kalan 10 tanesi nedir arkadaşlar? Sonucu artı 1 olandır. İşte bunun toplamı nedir? 10 tane 1'imiz var. 6 tane de eksi 1'imiz var. Bunları toplasak cevabımız 4 diyoruz. Bir geometrik dizinin ilk 3 terimi sırasıyla A artı 3, A ve A eksi 2 olduğuna göre 4. terimi kaçtır? Geometrik dizini anlama geliyordu. Ardışık terimleri oranı birbirine eşittir. Bunlar da ardışık zaten terimler. Yani şurası bizim arkadaşlar A1'imiz ise şuradaki terim A2, buradaki terim de nedir? A3. Yani ardışık terimleri A2 bölü A1 R'dir. Aynı şekilde A3 bölü A2 de nedir? R'dir. Bunların oranı birbirine eşittir. Buradan A'yı bulmaya çalışalım. A2'miz ne? A'nın kendisi. A1'imiz ne? A artı 3 eşittir. A3'müz A eksi 2. A2'miz ne arkadaşlar? A. Buradan içeri dışarı çarpma yaparsam A kare eşittir. A artı 3 çarpı A eksi 2 olur. Buradan A kare eşittir. Sağdakilerini dağıtırsam A kare 3 ile eksi 2'yi topladım artı 1 A'nın katsayısı 3 ile eksi 2'yi çarptım eksi 6. Bu şekilde dağıtabilirim. Şu A kareler gider. Buradan da A değeri 6 gelir. Peki A6 ise gelip dilerseniz burada yerine yazın. 6 eksi 2 bölü 6. Bu da R'ydi çünkü. Demek ki R'miz de 4 bölü 6. Yani 2 bölü kaçtır? 3'tür. Dördüncü terim arkadaşlar. Üçüncü terimin kaç katı? R katıdır. A3 neydi? A eksi 2. Yani 6 eksi 2 idi. R'mize de 2 bölü 3 dedim. Bu durumda 4 çarpı 2. Cevabımız 8 bölü 3 olur. C seçeneği olur.
Bu soruyu şöyle de düşünebilirdim. Hatırlıyorsanız geometrik dizide şöyle bir özelliğimiz vardı. Her terim kendisine eşit uzaklık terimlerin geometrik ortalamasına eşitti. Yani A2'nin karesi eşittir kaçtır? A1 çarpı A3'tür. A2'miz ne? A. A kare eşittir. A1'imiz A artı 3. A3'ümüz de A eksi 2. Bakın şuradaki ifadenin direkt aynısını elde ettim ve buradan A değeri ne gelecektir? 6 gelecektir. Buradan da R'yi söyleyip sonra A4'ü tekrardan söyleyebiliriz. Bu durumda şu işleme de gerek kalmadan A'yı daha rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. 2013 LYS sorusuna bakalım. A1, A2 reel sayılar olmak üzere AN dizisinin terimleri arasında bağıntısı vardır. A8, 6 olduğuna göre A6 artı A9 toplamı kaçtır? Bizden istenen ifade A6 artı A9. Şimdi fonksiyonlarda da buna benzer çok sorular vardı. A6 ile A9'u elde edecek şekilde n'e burada değerler vermem lazım. N'e şayet bir 6 yazarsam, bakın şuradaki ifade 6 artı 2'den A8 olur. 6 artı A1'den A7 artı A6'ya dönüşmüş olur. Bir de n'e A9 gelmesi için 7 yazalım. N'e 7 yazarsam 7 artı 2'den A9 eşittir. 7 artı 1'den A8 artı A7. Şimdi bu ifadede şunu elde edecek şekilde taraf tarafa şöyle çıkartırsam, çünkü A7'leri istemiyorum. Hemen şu A7'ler birbirini götürecektir. Sol tarafta A8 eksi A9 kalır. Sağdaki ifadeler de A6 eksi A8 olur. Şimdi bizden istenen A6 ile A9'un toplamıydı. Sağda A6 var. Soldaki eksi A9'u sağa, sağdaki eksi A8'i de sol tarafa atalım. Bakın sağdaki eksi A8 sol tarafa gelirse bir tane de A8 orada vardı. İki tane A8 olur. Eksi A9'u da sağ tarafa atarsam aradığım ifadeyi bulmuş olurum. Yani benden istenen zaten A6 artı A9'du. A8 değeri de 6 olarak verilmiş. Şuraya da 6 yazarsam 2 çarpı 6 12. Bakın aradığım ifade 12'ye eşit olur. Cevabımız 12. 2011 LYS ve son sorumuza geldik. AK dizisi A1 40'mış. AK artı 1 eşittir AK eksi K biçimde tanımlanıyor. A8 terimi kaçtır? Bu sorumuzda fonksiyonlardaki sorulara benzer bir soru. Şimdi bu tarz sorularda şu AK'ları yan yana getirirsek bize işlem kolaylığı sağlar. Sağdaki AK'yı sol tarafa atalım. Bu durumda ifadem AK artı 1 eksi AK nereye eşit olur? Eksi K'ya eşit olur. Bundan sonra bana A1 40 olarak verilmiş. A8 isteniyordu. K'ya birden başlayaraktan A1'i elde etmek için A8'i elde edinceye kadar değerler vermeye çalışacağız. K'ya 1 dersem AK artı 1 A2 olur. Eksi A1 eşittir eksi 1. K'ya şimdi 2 yazalım. 2 artı 1'den A3 eksi A2 eşittir eksi 2. K'ya 3 değerini verirsem A4 eksi A3 eşittir eksi 3. K'ya 4 değerini verirsem A5 eksi A4 eşittir eksi 4. Bu şekilde ilerleyelim. Son olarak K'ya 7 değerini verelim. Çünkü 8 dersem burası A9 olur. Ama 7 dersem A8 olur. A8 eksi A7 7 değerini verdim. Eksi 7 oldu. Ve bunları şöyle alt alta da toplarsam şu çaprazdakiler A2'ler, A3'ler, A4'ler, A7'ler hep birbirini götürecek. Ve solda sadece şuradaki A8 ile şuradaki eksi A1 kalacak. Yani soldaki toplamlar A8 eksi A1 olur. Sağda da bakın eksi 1, eksi 2 ve eksi 7 toplamı. Ben bunu eksi parantezine alırsam birden nereye kadar? 7'ye kadar olan adışık sayıların toplamı kalmış oluyor. A1 değeri de 40 olarak verilmişti. Bunu da yerine yazalım. A8 eksi A1 eşittir. Eksi parantezinde birden 7'ye kadar olan artışık sayıların toplamı. Kuralımız n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Yani elimizde 7, 7 çarpı 8 bölü 2 oldu. 56 bölü 2'den buradan da eksi 28 gelecek. Buradan da eksi 40'ı sağ tarafa artı olarak gönderirsem A8 değeri 40 eksi 28 yani artı 12 eşit olur. Cevabımız C seçeneği.